Merhaba arkadaşlar. İkinci dönemde acaba bizi 10. sınıfta edebiyatta hangi konular bekliyor? Gerçekten birinci dönem bitti gitti kurtulduk diyoruz ama ikinci dönemimiz var. İkinci dönemde gene edebiyatın sihirli büyülü dünyasına devam edeceğiz. Şimdi birinci dönem hangi konular işledik? İkinci dönem hangi konulara bakacağız? Bir ona bakalım. Birinci dönem edebiyata giriş yapmıştık. Yazım kuralları, noktalama işaretleri zaten bildiğimiz konulardı. Kısa bir video için endişelenmenize gerek yok. Sadece bir fragman videosu diyebiliriz. Edebiyata giriş yaptıktan sonra hikaye konusunu işlemiştik. Dede Korkut hikayeleri, halk hikayeleri, Hazreti Ali'nin hayatını anlatan cengnameler, mesneviler, günümüzde romanın yerine geçen mesneviler, tanzimat dönemindeki hikayeler, biraz daha toplum için yapılan ve milli edebiyat döneminde türçülük konusunun işlendiği hikayelere bakmıştık. Şimdi üçüncü ünitemiz şiirdi. Üçüncü ünitemiz şiirdi. İslamiyet'in kabulü koşuklara bakmıştık. Sonrasında geçiş döneminde Kutadgu Biligler, Ata Betül Akayıklar, Divan Hikmetler önemli eserlerdi. Halk şiirinde ilahi nefes, mani türkü ve koşmayı görmüştük. Zaten İslamiyet önceki koşuk halk edebiyatındaki koşmaya, divan edebiyatındaki gazele dönüşmüştü. Sonrasında bir de kolay bir ünitemiz vardı. Destanlı efsane. Burada destanın genel özelliklerine bakmıştık. Doğal destanların yazarı belli değildi. Yapma destanların yazarı ise belliydi. İslamiyet önceki Türk destanlarında neler vardı? Alper Tunga, Şu, işte Hunlara ait Oğuz Kağan destanı ve yine Göktürklere ait Ergenekon destanı gibi destanlar önemli destanlardı. İslamiyet'ten sonra yine Manas destanı veyahut da işte Danışment Gaz destanı bunları da yine bilmemiz gerekiyordu. Efsaneler ise daha çok inanışlar anlatıyordu. İsim tamlaması ile sıfat tamlaması arasındaki farkı hatırlayalım. İsim tamlamasında ne tamlaması? isim tamlaması, neyin tamlaması, ismin tamlaması, kimin tamlaması, Ali'nin tamlaması gibi. Birinci ile ikinci arasında böyle ilişkiler vardı. Sıfat tamlamalarında ise nasıl hangi ve kaç sorularıyla birinci kelimeyi bulabiliyorduk. Şimdi gelelim ikinci döneme. İkinci döneme baktığımızda beşinci ünitemiz romanla devam ediyoruz. Romantizm akımının temsilcileri yani duyguların anlatıldığı romantizm akımına bakacağız. Dünya edebiyatında 19. yüzyılda roman 19. yüzyılda roman nasıl olmuş? Tanzimat döneminde çeviriler yoluyla edebiyatımıza roman girecek. İşte Yusuf Kamil Paşa Telemak çevirisi yapacak. Fenelon'un eserini çevirecek. Sonrasında Şemsettin Sami ilk yer roman Ta Aşık-ı Talat ve Fitnat'ı yazacak. Ardından ilk edebi roman gelecek namı Kemal tarafından İntiba. Sonrasında ilk tarihi roman gelecek yine namı Kemal tarafından Cezmi. Gerçekten bu dönemde ilk çevir romanlar, ilk yer romanlar, tanzimat romancılarını göreceğiz. Ve Sertifino döneminde roman gerçekten kaliteli seviyeye ulaşacak. Halil Ziya Uşaklıgil Batılı anlamda ilk gerçekçi romanlar diyebileceğimiz, ilk romanlar diyebileceğimiz Mai ve Siyahları yazacak. Ahmet Cemil karakteri üzerinden sertifenin sanatçısının içinde bulunduğu durumu anlatacak. Peki hocam ne demek yani ilk roman ne demek? Batılı anlamda ilk roman ne demek? Şudur. Kaliteli roman. Yani teknik yönden kusursuz, olayın akışının kesilmediği, iyilerin kazanın, kötülerin kaybetmediği böyle Gerçek realist romanları göreceğiz. Sonrasında milli edebiyat döneminde ise daha çok Yakup Kadri'lerin yazdığı, Halil Adıvarlar'ın, Refik Halit Karay'ların yazdığı daha milliyetçi, daha böyle Türklük konusunun vurgulandığı, kahramanlık konusunda e, e, vurgulandığı, Anadolu'nun anlatıldığı eserler göreceğiz. Türkçedeki cümle çeşitleri zaten kolay bir konu. Yani yüklemin türüne göre cümleler yüklem isimse isim cümlesi olacak, fiilse fiil olacak, yüklem sonundaysa kurallı değilse devrik olacak, yüklem yoksa eksiltili olacak, Olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz, soruysa soru, ünlemse ünlem olacak. Çok kolay bir konu. En lokum konu diyebiliriz buna. Eğer içinde sadece bir tane yüklem varsa basit, yüklem artı bir de fiilimsi varsa yani yan cümle varsa birleşik, iki tane yüklem varsa sıralı, iki tane yüklem bağlaçlarla birbirine bağlandıysa yani ve ama fakat gibi bağlaçlarla bağlandıysa da bağlı cümleler olacak. Altıncı üniteye baktığımızda tiyatroyu görüyoruz. Tiyatro e, göstermeye bağlı sanatlarda. Geleneksel Türk tiyatrosuna bakacağız. Karagöz'ü göreceğiz. Karagöz oyunu ilgili terimlere bakacağız. Karagöz oyun tipleri, Karagöz oyunun bölümleri, giriş, muhabere, fasıl, bitiş. Ki bu her sınavda karşımıza çıkacak. Zaten bunun aynısı orta oyununda da var. Giriş, konuşma, asıl bölüm ve bitiş bölümüyle bitecek. Orta oyunu Karagöz'ün ete kemiğe bürünmüş hali. Karagöz ve Hacivat var. Orada da Kavuklu ve Pişeker var. Kavuklu e, Safa oynayacak, Karagöz de Safo oynayacak. Kader'in cilvesine bakın ki hatırlarsınız, hatırlarsınız belki bilmiyorum izliyorsanız. Kemal Sunal ve Şener Şener vardır. Kemal Sunal biraz Safo oynar. Orada Kemal Sunal gibi o da K harfiyle başlıyor. Karagöz de K harfiyle başlıyor. Kavuklu da K harfiyle başlayacak. Modern Türk tiyatrosuna bakacağız. Muhsin Ertuğrul'u göreceğiz. Tanzimat döneminde de ilk sahnelenen tiyatro Vatan Yavuz Silesleri ve ilk yazılan tiyatro Şair bilmemiz gerekecek. Şimdi... Yedinci ünitemiz anı hatıra. Çok basit bir konu. Anının genel özelliklerine bakacağız. Tarihsel gelişimini göreceğiz. Servet Fünun döneminde Halis Ziya Uşaklıgil tarafından yazılan 40 yıl saray ötesi anılarının yazınsal değere sahip ilk anılar olduğunu bilmemiz gerekecek ve Cumhuriyet döneminde de yine anı türünün örneklerine bakacağız. Haber metni zaten çok çok basit bir konu. İşte 5N1K kuralı. Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve ke, kim kurallarını göreceğiz. Temel habercik terimleri olan sütun, spot, manşet, tekzip, düzeltme, sür gazete yazısının üstündeki yani gazetenin markasının üstündeki yazılar. Asmara gaz uydurma haberlerinin hepsini göreceğiz. Gazete haberleri, dergi haberleri ve artık günümüze genel ağ yani internet haberleri var. Artık kimse gazeteyi alayım da böyle sayfaları yanına dolaştırayım demiyor. Daha çok internet üzerinden, tıklanma üzerinden e, takip ediyoruz. Gezi yazısına baktığımızda gezi yazısının genel özelliklerine bakacağız. Gezi yazısının tarihsel gelişimini göreceğiz. Diman Edebiyatı'nda gezi yazısına seyahatname deniyordu. Evliya Çelebi'nin seyahatnameleri, yine 28 Mehmet Çelebi'nin sefaretnameleri, gezi yazılarını göreceğiz. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e gerçekten gezi yazısı çok büyük e, ivme kazanacak. E, Avrupa'da bir Cevelan göreceğiz mesela Ahmet Hüsnü Efendi'nin. O da bir gezi yazısı dönümünde. Ama sonrasında e, Cenab-ı Şahabettin Sertifini döneminde e, Suriye mektupları işte Hac yolunda gibi eserlerle gerçekten gezi yazısına ayrı bir renk katmaya başlayacak. Cumhuriyet döneminde de yine Anadolu notlarıyla Reşat Nuri Güntekin'in e, gezi yazısının Milli İbriyatı döneminden gelen Reşat Nuri Güntekin'in eserlerini görmüş olacağız. Ve yine burada Fahri Rıfkı Ataylar e, önemli gezi yazıları yazacaklar. E, ondan sonra da ödülü soru gelecek. Yani ikinci dönem bitmiş olacak kurtulacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Edebiyat kolay bir ders. Yeter ki ciddi bir şekilde çalışalım ve konu başlıklarını hiçbir şekilde kaçırmayalım. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.